Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hemen çaydanlıklarımı ocağa koyup geliyorum. Sizler de bu arada hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle çay suyumu da koyayım ocağa. Esasında kettle'ımı da su doldurmam gerekiyor ama o şimdi size ses gürültü yapar. Evet. Saatlerimiz bir hayli geç oldu arkadaşlar. Bugün bu sabah o kadar telaşlıydık. Karma karışıktık bugün. Bu sabah gelen bir telefonla Allah rahmet eylesin çok sevdiğim arkadaşım burada gurbette olan arkadaşımın abisi vefat etmiş Türkiye'de, Allah rahmet eylesin. O arkadaşımı arayıp söyleme görevi de bana verildi. İşte Türkiye'den bana telefon geldi. Emine abla, arkadaşımın ismi Sevgi. Sevgi'nin yanına git. Sen yanında ol ve teselli ver. Çünkü gurbetten gelen her acı haber çok hüzünlü oluyor. Şok yaratıyor, kötü oluyor. O yüzden yanında bulun abla dedi ve beni görevlendirdiler. Ben gittim arkadaşlar ama arkadaşıma ulaşmak o kadar zordu ki saat 8:30-9 suları sanırsam telefon geldi. Ama arkadaşıma neden ulaşamıyorum? Oturduğu evin çevresinde hem konser hem de işte bisiklet yarışı mı öyle bir şey var, dört Stadı yol var, futbol stadı. efendim Futbol stadı var. işte futbol stadı var, konser var, yarış, bilmiyorum artık, hepsi bir aradaydı ve dört yol ağızlarını hepten kapattılar. Arkadaşımın evi de tam yolun, o anlattığım şeylerin etrafında, standların. Ulaşım o kadar zordu ki yukarıda helikopterler, dört yol ağızları, polisler yolları kapatmışlar. Arkadaşımıza ulaşamıyoruz. Arkadaşım sabah erkenden haberini almış. Biletini de ayarlamış. Biletçi arkadaşı vardı. Allah razı olsun. Yani kısacası ben ona haberi götüresiye kadar benden önce başka tanıdıkları, akrabaları aramış ve iletmiş haberi. Bu vesileyle biz de yola çıktık. Yine yanına gideyim, arkadaşımın yanında bulunayım dedim ama ulaşım zordu. Evine gidemedim. Bana dedi ki, abla en güzeli sen beni yoldan al. Çünkü havaalanına yetişmesi lazım. Bugün 1:30'da, saat 1:30'da uçağa kalkıyor. Saatlerimiz de 11 mi öyle bir şeydi arkadaşlar. Ulaşamıyoruz. En sonunda polislerin yanına park ettik arabayı. Durduk. Polis diyor ki ne, buradan geçiş yok. Ya sağa ya sola gireceksin. Eşim de İbo da diyor ki ne, hayır diyor. Bir dakika, bir saniye beni dinleyin diyor. Bir problemimiz var. Şu numaralı binadan, evden bacımı bekliyorum. Onu alıp havaalanına yetiştireceğim. Cenazemiz var ama polis bana mısın demiyor. Olayı dinlemeden, anlatmadan, hani eşim bir dakika, bir saniye diyor. Polis tutturdu. Hayır, ya sağ ya sol gideceksin. Bir dakikanı istemiyorum dedi. En sonunda arkadaşım arabaya dört yol ağzından bize koşunca polis her şeyin farkına vardı ve o anda tamam hadi anlat dedi ama iş işten geçti. Çünkü arkadaşım koşarak arabamıza geldi, yanımıza. Büyük bir maceraydı. Sonunda eşim anlattı ama polis tamam özür dilerim tutmulayık falan dedi. Hani kusura bakma üzgünüm dedi ama neye yarar? Çünkü anlayış yok. Eşim ısrarla diyor ki ne, bir saniye bir dinle. Bir problemim var ki ben bu kapalı yoldan geçmek istiyorum. Bir de dört yolu ağzının yan tarafı, yani bina uzak da değil evi. Böyle bir macera yaşadık arkadaşlar ama arkadaşımı sağ salim havaalanına ulaştırdık. Çok şükür, Rabbime şükürler olsun. Yolu açık olsun. Başı sağ olsun. Rabbim geride kalanlara sabır selamet versin. Ailesine, çoluk çocuğuna, eşine,
Rabbim sabır versin. Diyecek başka bir şey bulamıyorum. Çünkü burada gurbetten vatana gitmek, özellikle de böyle bir haberle gitmek çok acı. Biliyorum. Ben de bunu yaşadım. Yaşadığım için biliyorum. Rabbim kimseyi yaşatmasın. Rabbim hepimize, herkese sıralı ölüm nasip etsin. İmanlı ömürler, ölümler nasip etsin. Sıralı ölüm versin Rabbim. Böyle yani arkadaşlar. O yüzden oradan geldik, havaalanına bıraktık arkadaşımızı sağ salim ve eve geldik. Eve geldiğimizde tabii ki öyle bir ters yön ki, hava alanı bu tarafta, arkadaşımın evi bu tarafta, buraya ulaşmak için öyle bir çaba sarf ettik ki anlatamam. Helali hoş olsun ama arkadaşıma. Canım benim, onu çok seviyorum. Kendisini biliyor. Öyle yani, arkadaşımı da yolcu ettik. Bugün arkadaşlar kısacası cenazemiz var. Ama tabii ki ney? Hani bir söz var ya, ölenle ölünmüyor. Evet, bu ölüm hepimiz için. Rabbim biz insanoğluna vermiş bunu. Bizlere vermiş. Bir yerde cenaze olurken bir yerde de düğün alayı kurulabiliyor. Rabbim bize vermiş çünkü biz taşıyabiliyoruz. Öyle bir gücümüz var Rabbimin izniyle, Rabbimin sayesinde. Rabbime şükürler olsun. Böyle arkadaşlar. Şimdi geldim hemen. Çocuklar daha yatıyor. Saatlerimiz 12.30 bir sanırsam, bilmiyorum ocaktaki saat doğru mu şu an, hiç bilmiyorum, ne desem yalan, ama tek bildiğim bir şey var. Arkadaşım uçağa yerleştirdim ya, buna çok memnunum. Eve gelince de aradım, ne yaptın sevgi, içeri uçağa geçtin mi falan. Abla şu an içeride bekliyorum, bekleme salonundayım dedi ve rahatladım çok şükür. Çünkü her zaman havaalanında bilet alırken diyorlar ki uçağa gelirken, havaalanına gelirken 3 saat, 4 saat evvel gelin ki pasaport kontrolü, bavul kontrolleri, dartı vesaire onlar yapılsın. Böyle 3-4 saat ara mesafe olsun gelin diye. Mesela saat 1.30'da uçağa kalkıyorsa 10, en geç 10.30-11'de havaalanında olun diyorlar. Biz arkadaşımızda öyle bir şey olmadı, düşünebiliyor musunuz? 11.30 mu neydi, havaalanındaydık ve direkt geçiş yaptık. Ve arkadaşımın bavulu da yoktu. El çantası bile yapmadı. Sadece pasaportunu, kağıtlarını, küreklerini, biletini aldı ve hemen gitti. Ve şunu da söylemek istiyorum. Sabahın erken saatinde o bileti bulmak da çok büyük bir şans mı desem, şans desem olur mu bilmiyorum ama güzel bir şey çünkü bulunmuyor arkadaşlar. Özellikle de böyle bir durum, böyle yaşayanlar çok vardır. İllaki vardır. Böyle durumlarda bilet bulamıyorsunuz. Ya aktarmalı vardır ya da istediğiniz saatte yoktur. Arkadaşım cidden şanslı. Sabah erkenden bileti bulup aktarmasız bir şekilde saat 1.30'da uçağın kalkması, 1 saatte havaalanına yetişip onu, uçağa yetişmesi güzel bir şanstı. Ben rahmetli annem de bu bilet bulamamıştım. Yalan konuşamam. Bilet bulamamıştım. Bir gün sonra gitmiştim. Yani öyleydi. Öyle bir macera mı desem, ne desem bilmiyorum. Buradan tekrardan ailesine sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Başı sağ olsun hepsinin, aile fertlerinin. Rabbim sabır versin. Mekanı cennet olsun inşallah. Rabbim günahlarını affetsin. Evet arkadaşlar, çay suyum kaynıyor. Ben hemen bir çayımı yapayım. Bir geçen gün Türk çayı yapmıştım. Demiştim ya, arkadaşım, komşum getirdi. Türkiye'den verdi diye. Onu demleyeceğim. Geçen demlemiştim. Güzel oldu. Eşimin hoşuna gitti. Şöyle göz kararı koymuştum. Yine bir göz kararı koyacağım. Hemen suyum da kaynadı. Bir de bana şey demişsiniz. Emine Kettle'da çay suyu kaynatma, güzel olmuyor. Evet, güzel olmuyor ama işte aceleye gelince oluyor arkadaşlar. Şöyle hemen şunun içinde kaynadı. Hemen bunu ben tekrardan doldurayım. Ufak bir kahvaltı hazırlayacağım. Çabuk, çocuk daha yatıyor.
ufak bir kahvaltı hazırlayayım. Şöyle ne varsa Allah ne verdiyse zeytin peynir koyayım. İlacımı da içtim. Ömrümün ilacını içip direkt arkadaşımıza gittik. Öyle yani. Dün gece de ondaydım arkadaşlar. Arkadaşımdaydım. Öyle bir oturmaya gittim. İşte olacakmış. Öyle bir gideyim dedim. Oturayım orada. Bir çay içeyim dedim. Gittim. Arkadaşı da oradaydı. Beraber akşama 9 saat 9.30 10'a kadar güzel ondaydık. Oturduk, yedik, içtik. Çay kahve faslıydı. Muhabbetti. Güzel bir gündü. Ama sabah da o arkadaşımın bu haberi, yani abisinin haberi gelince yani şok oldum. Hani derler ya, beklenmedik bir haber. Şey, ölüm sebebini söyledim mi? Kalp krizi. Benim yaşımdaydı ya. Kalp krizi. Senin yaşında mıydı bu? Benden belki 2 yaş büyük olsun, 2-3 yaş. Ya. İşte dediğim gibi ölüm geldi mi gence yaşlıya bakmıyor arkadaşlar. Rabbim sıralı ölüm nasip etsin. Bu. Ölüm yaşlıya, gence, küçüğe, büyüğe bakmıyor. Böyle. Ne yapayım bilmiyorum. Videoyu devam mı ettireyim? Pek video çekmek de gelmiyor içimden ama ben burada bu videomu kapatayım arkadaşlar. Sizler de birer dua gönderirseniz, dua yazarsanız hepinizden Allah razı olsun. Tüm ölmüşlerimize geçsin inşallah bu dualarımız. Hepinizden Allah razı olsun. Başsağlığı dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Gurbette zor ya. Zor. Zor. Arkadaşım gözü yaşı gitti ve şey dedi. Hep şey dermiş, rahmetli annesi babası için de buradan gitmişti ve diyormuştu ki ben hep böyle mi ağlayarak mı gideceğim Allah'ım, şimdi hani bakalım ne için gideceğim, kim için gideceğim diye. Şimdi abla diyor abim için gidiyorum diye. Öyle bir beni de bir üzdü sabah havaalanında ama teselli etmeye çalıştım onu. Ama hepimiz garibiz. Kısacası bu. Hepimiz garibiz. Böyle. Ben kapatayım arkadaşlar. Tekrardan hepinize çok teşekkür ederim dualarınız için. Hepinizden Allah razı olsun. Hoşça kalın.